Sevgili seyirciler, Şehrin Bilinmeyenleri programı olarak Ankara'nın Mamak ilçesindeyiz. Değerli bir girişimci yanımızda İbrahim Bey. İyi bir firma çünkü iki farklı sektörde hizmet veriyor. Hem dekorasyon anlamında hem de solucan gübresi üretimi anlamında. Biz tabii işin dekorasyon kısmını İbrahim Bey ile konuşacağız ama solucan gübresi kısmını da birazdan Furkan Bey ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza İbrahim Bey. Ne zaman başladık bu işe? Kaç yıldır dekorasyon anlamında çalışmalarımız oluyor? 1998 yılında başladık. Hı hı. İlk başlangıcımız güneş enerji sektörüyle ilgiliydi. Hı hı. Zaman içerisinde sektörün dağılmasıyla birlikte dekorasyon üzerine yöneldik. Hı hı. O günden bu yana da dekorasyon üzerine devam ediyoruz. Çok güzel. Dekorasyon deyince ne anlamamız lazım? Neler yapıyoruz? İşimiz nedir? Yani bir evin bitmiş, kaba inşaatı bitmiş bir evin su tesisatından, elektrik tesisatından, altısından, boyasından, açman duvarlarından, giydirmelerinden, duşakabininden, banyo dolabına kadar aklınıza gelebilecek her şey. Yani evi aslında siz güzelleştiriyorsunuz, evi tam anlamıyla sizler bitiriyorsunuz. Aynen öyle, kaba inşaat bittikten sonra tamamen bizim işimiz başlıyor. İşçilik sizde çünkü. İşçilik. Peki kaç kişilik bir ekiple bu işi yapıyoruz? Yani bu gününe göre değişiyor, sabit eleman olarak 3 kişiyiz. Ama sektörün gerektirdiği şekilde bazen 10 kişi, bazen 5 kişi olabilir. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi de firmamızın genç girişimcisi Furkan Bey ile birlikteyiz. Özellikle solucan gübresi alanındaki çalışmalarla ilgili bilgileri alacağız. Merhabalar Furkan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Solucan gübresi deyince ne anlamalıyız öncelikle? Nelerden oluşur? Solucan gübresi fermente edilmiş inek dışkısından oluşur. Neler anlamalıyız? Organik olmasını, toprağa verim katmasını, kimyasal gübreden, kimyasallardan uzaklaşmamız olduğunu anlaşılır. Nasıl oluyor üretimi peki? Nasıl oluyor? Kırmızı Kaliforniya solucanı dediğimiz bir solucan türümüz var. 8 alkalı solucanlar kategorisine girer. Onlardan oluşuyor. Fermente ederek gübreyi solucanlara mama olarak veriyoruz. Onların sindirim sisteminden ve yüzeyindeki solent sıvısından oluşarak üretim gerçekleşiyor. Evet. Ne kadar üretim miktarı ve ne kadar sürede üretim gerçekleşiyor, bitiyor? O değişkenlik gösteriyor. Bir tane solucan günde 0.5 gram gübre üretebilir. Kaç solucanımız var tahmini olarak? Şu an tahmini olarak bir sayı, nasıl söyleyeyim, 300-400 bine yakın solucanımız var. Her 3 ayda bir de kendini ikiye katlayarak bu çoğalmaya başlıyor. Çok teşekkür ederim Furkan Bey. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Çok memnun oldum. İnşallah görüşürüz. Bu her zaman bekleriz. Kapımız herkese, size de açık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.